Bu sayın genel başkanımızın kendi takdiridir. Birçok araştırmalar yapmıştır kendileri ve bizlerden de giden araştırmalar vardır. İkinci bölge kendi tercihidir ve çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz 8+8 hedef koymuştuk. İnşallah onun gücüyle ikinci bölge 9 milletvekilini hedefleyeceğiz. Parti yönetimiyle görüştük. Şu anda geri çekme diye bir şey söz konusu değil. 3 kontenjan ikinci bölge ve 3 kontenjan birinci bölgede devam etmektedir. Yok, şu anda formül bulunmuyor. Öyle gözüküyor. Hiçbir şekilde yaratmaz. Genel başkanın varlığı seçilecek olan bütün adaylarımıza güç katıyor. Bir güç katacaktır. Yani sürpriz olmadı. Bayraklı Belediyesi ile müşterek yaptığımız spor salonunun açılışında başkanım biraz daha yüksek sesle konuşabilirsiniz. Bayraklı Belediyesi ile birlikte yaptığımız spor salonunun açılışında kürsüden Sayın Genel Başkanımıza İzmir'den aday olmasını ve ön seçime girmesini önermiştim. O zaman da neden olmasın, eğer İzmir'e gelirsem ön seçimi tercih ederim demişti. Sonra da müteakip defalar bir araya geldiğimizde ama telefonla görüşmelerimizde ben İzmir'den aday olması noktasındaki davetimi müteakip defalar yeniledim. Tabii İzmir'den kendi tercihleridir. Bizi kırmaması, bizim önerimizi ve olumlu dönüş yapması, İzmir'den aday olması hepimizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Biz örgüt olarak tüm belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, ilçe ve il yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, delegelerimiz, üyelerimiz, tüm Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Genel Başkanımızı İzmir'de ağırlamaktan, İzmir'in milletvekili yapmaktan çok büyük bir memnuniyet duyacağız. Bizi, tüm örgütümüzü daha da motive edecektir. Bu çalışmalar sonucunda İzmir, sadece İzmir'de değil, sadece ikinci bölgede, birinci bölgede değil, tüm Ege'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı ağırlayacak ve buradan milletvekili olarak çıkartacaktır ve inşallah başbakan olacaktır. Ben hiç, yani biz yönetim olaraktan ve buradaki çalışan bütün örgüt çalışan arkadaşları olaraktan hiçbir risk görmüyoruz. Genel Başkan bizim başımızın tacıdır. İzmir örgütünün başında olması, İzmir'den milletvekili ve başbakan çıkması hepimizin gururlu, hepimiz de en sonuna kadar çalışmalarımızı yanında devam ettireceğiz. Üyelere herhangi bir telkinde bulunacak mısınız? Özgür iradelerini kullanacak. Telkinde bulundurmaya gerek yok. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bütün örgüt üyelerimizi desteklemektedir. Şu heyecanı görmüyor musunuz? İki gündür nasıl İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir heyecan geldi. Bizim için başkanın da dediği gibi gurur kaynağımızdır. Hem Ege'ye hem Anadolu'ya biz güneşi tersten doğuracağız. Güneş artık batıdan doğmakta arkadaşlar. Evet. Sayın Başkanım, siz neye dayanarak ikinci bölgedeki kontenjan sayısının düşürülme ile ilgili olan şeyi intiba ediyorsunuz? Ben Sayın Genel Başkanım'la konuşmada bu konuyu dile getirdim ve Sayın Genel Başkanımız da sıcak baktı. Henüz kesin bir karar verilmiş olmamasına rağmen Sayın Genel Başkanımızın ikinci bölgedeki kontenjandan bir tanesinden sarf nazar edeceği intiba bende belirmiştir. Bu kesin değildir ama büyük ihtimalle böyle olacaktır kanaatimde. Sayın Kocaoğlu, Genel Başkanımızın seçime girdiği bir bölgede milletvekilleri, mevcut milletvekillerinin iki tanesi
değerlendirmek üzere başladılar. Bu konuda bir çağrınız olacak mı? Ya da bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana değil bunu. Evet. Herkes kendi özgür iradesiyle her yere üye olabilir, her yere aday olabilir. Bu konu onların kendi özgür iradesidir ama genel başkanımız o kadar güzel bir örnek sergiledi ki inşallah 2019'da gerçekleşecek olan seçimlerimizde herkes ön seçimden çıkacaktır. Bu çok ciddi bir örnektir. Türkiye'ye, diğer partilere ve bütün partilerimize de örnek olmuştur. Başkanım, 29 Mart'ta Genel Başkan İzmir'den özgür seçimde oy kullanmaya gelecek mi? Öyle bir şey yok. Çünkü Genel Başkanımızın ikametgahı şu anda Ankara'da gözükmekte. Ama milletvekilliğinde oyunu kullanacak. Oradaki tereddüt var. Belki olabilir, belki olmayabilir. Problem değil. Bizler varız. Buradan aday olacak ama aynı zamanda Genel Başkan Türkiye çapında da kampanya yürütecek. Tabii. Seçmeye nasıl ulaşacak? Nasıl bir seçim kampanyası konuşuldu mu hiç? Şu an itibariyle o konuşulmadı ama her yere ulaşacağımızı 50'ye yakın seçim kampanyasına katılacaktır Genel Başkan. Burada Büyükşehir Belediye'miz bizde, 22 ilçe belediye'miz bizde, örgütlerimiz canlı. Biz onu hiç aratmadan burada zaten o stratejik olayları gerçekleştireceğiz. Başkanım, bir yok, genel seçimdeki çalışmaları değil mi? Genel seçimdeki çalışmaları sordunuz. Evet, yani genel seçim. Adaylar genelde seçim bölgelerinde olurlar ama genel başkan aynı zamanda. Hepimiz genel başkanı temsil ediyoruz burada. Sonuna kadar. Evet. İstanbul'da adayken ikinci bölgede İstanbul'da mı çalıştı? Evet. Evet. Türkiye'de çalıştı. Belki en azından aday olduğu ilçelere gidelim. Tabii gelecek. Tabii ki gelecek. Geleceğiz tabii ki kendisiyle. O mutluluğu yaşayacak halkımız inşallah.